Merhaba arkadaşlar, cümleden selamun aleyküm. Motosiklet felsefecisi Ruhi Usta kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir yol videosu çekeceğiz. Yolda muhabbet sohbet edeceğiz hep beraber. Bugünkü sohbetimizin konusu ne olsun bilmiyorum. Şimdi yeni çıktım yola. Aklımıza ne gelecek, ne bitecek bilmiyoruz. Ona göre bir sohbet konusu oluşturacağız arkadaşlar. Malum kız sezonu geldi, 11. ay. Yine motorlardan, kampanyalardan, motorları bu aylarda alınır mı alınmaz mılardan bahsedelim. Şu an 2025'te yeni modeller, Euro 5 Plus'lar vesaireler falan biraz tereddütler bırakıyor içerimizde. Niye bırakıyor? Şimdi ne alacağız, ne edeceğiz, hangi motoru alalımdan ziyade arkadaşlar ben tamamen farklı bir konuya değineceğim. Artık hayatımızda gereksiz ne motor, ne eşya, ne araba, ne mal, ne mülk, gereksiz hiçbir şey almamak gerekiyor. Sağlık, sıhhat ve günlük bütün yaşantımıza dikkat edeceğiz. Gereksiz yere almış olduğumuz her şey bizi borçlandırıyor arkadaşlar. Yani şu an elinde mesela atıyorum, ben şu an PCX'e biniyorum, Forza'yı ne yapayım? Yok Adeva alayım, yok şunu alayım, bunu alayım. Bu tamam, güzel bir şey. Ama aldığın zaman pişman oluyorsun. Niye pişman oluyorsun? Aa, o da yola gidiyor, bu da yola gidiyor. Şimdi bunu böyle düşünce de ya Çin malı motor alayım, o da aynı gibi düşünebilirsiniz de. Şimdi burada şunu seçeceğiz arkadaşlar. Orta yolu bulmak lazım. Yani aldığımız motoru ne amaçla alıyoruz? Ticari amaçla mı alıyoruz, yoksa keyif için mi alıyoruz? Keyif için alıyorsak zaten şu an için trafikte en kral motoru da alsan keyfin kaçıyor yani. Ha bak, şuna bak, her yer araba çöplüğü. Şuna bak, hastaneler, postaneler, etrafımıza şöyle bir bakalım. Araba yığını, araba. Bu kadar araba yığınının içinde motorla hadi nasıl gidecek? O yönden kendimize düzgün bir motor seçeceğiz. Atıyorum kendimden bahsedeyim. 30-40 yıldır motora biniyoruz. Kendime ben PCX'i seçtim. Çünkü aradığım her şeyi PCX'de bulabiliyorum. Şu an için Türkiye koşullarında bulunduğum il itibarıyla PCX benim her işime fazlasıyla yetiyor, artıyor. Şimdi bu dururken benim ne işim var başka Çin, Çan, Çun, Çak, Çun, ıvır zıvır, vırt zırt motorlarla. Veya yani şu an 500-600 lira, 700 lira, 800 lira. Başka bir işte CC motora niye vereyim? Şimdi bunu şöyle düşünmek lazım arkadaşlar. Motorlar LPG'li değil, benzinli. Benzinli. Benzinin litresi belli. Şu an için en ekonomik motor bunlar ya. Mesela tutuyorsun 500'lük, 600'lük, 750'lik böyle yazdığın motorlar. Kilometrede ne yapıyor? Bir bakıver. Artı bugün 6 aylık vergisi ne kadar, ona hiç bakıp dikkat ettiniz mi? Bir motoru alır almaz o yılın bütün vergileri sana ait oluyor arkadaşlar. Mesela şimdi motor aldın ya, şu an motor aldın 11. ayda, 2024'ün birinci ve ikinci bandrolu sana ait. Yani plakayı da üstüne çıkardın, daha yılbaşı olmadan borçlanıyorsun, vergiden borçlanıyorsun. Niye? 108 cc, mesela bugün bir 750'lik bir motor aldın, 750 cc kategorisinde vergisi ne kadar bir bakıverin arkadaşlar. Zahmet edip bir bakıverin, ben söylemiyorum, sürpriz olsun sizlere. İnan ki söylemeyeceğim, sürpriz olsun. Yani bak, bunlar önemli. İki tane vergi ödeyeceksin. Alır almaz sıfır motoru aldın, aldığın senenin vergileri sana ait, bayi karşılanmıyor. Ötevesi VTV'si, KDV'sini faturan kesiyor sana. Fatura kesildikten sonra 2024'ün şu an bak, 2025'e girmeye bir ay kalmış. Bir ay kaldığı halde iki tane vergi ödeyeceksin. Aldığın her motor için. Aldığın motorun muayenesiydi, sigortasıydı. Bugün en kötü sigorta, en kötü, en uygun sigorta 7-8 bin lira. 10 bin liranın üzerinde çıkacak. İlk defa motor alıyorsan 10-12 bin lira sigorta parası vereceksin yıllık. Her yıl tazelenecek. İhtiyacım yok. 3 kuruşluk keyif alayım derken milyarlardan olacağız yani. Ne gereği var yani? Ne gereği var?
al 150 liraya bir motor, bin fıtı fıtı gez. Yani biz bilmiyoruz mu? Kawasaki'de alırız, Hayabusa'da alırız, bineriz ama elinde patlar. Parana yazık olur, kendine yazık edersin. Çalıştığın emeklerin boşa gider. İki gazlayacağım değil yani. Artı şu an Türkiye koşullarında nerede Razik kullanacağız? Razik'le işe git gel hadi. Nasıl gideceksin? Dur kalk, dur kalk. Şehir içinde sıfır makine hararet yapıyoruz. Niye? Yüksek devir istiyor makina. Devir çeviremiyorsun, ne yapacaksın? Hararet yaptıracaksın makinayı. Ondan sonra conta yandı, geçmiş olsun. Eğer o üstte motor yapılacak, kaça yaparsın? 50 bin lira, 100 bin lira deyince abi ne yapıyor? Abi makina parçası pahalı. Bazı parçalar da yok. Hele hele eski model, kesinlikle hiçbir racing'e bulaşmayın arkadaşlar. Direkt elinizde para. Direkt. Aldın, adamı kurtarıyorsun, kendini rezil ediyorsun. Dönüş olmadan bir yola çıkarsın. Yani eski, yani 150 bin liranın üzerinde aldığın motorlara dikkat edeceksin. Hele eskiyse. Hele eskiyse çok dikkat edeceksin. Onun için ne yapıyor herkes? Şu an bakıyorum, izliyorum Türkiye genelini. Türkiye'nin %70'i neredeyse skutura binmeye başladı. Racing'e binenler bile artık skutur alıyor, PCX alıyor. Niye? Demek ki artık akıllandık arkadaşlar. Ülke olarak, halk olarak akıllandık. Neye ne para bağlayacağımızı bilir hale geldik. Tabii akıllanmayan bir belli bir kesim var. Onlar da işte böyle dışına aldandığı motorları alarak hiçbir işten anlamayan, cebine 3 kuruş para koymuş, almış Çin'i, Çan'ı, Çun'u, Hint'i, Mint'i, İtalyan'ı. Ondan sonra bir şey olduğu zaman ustam bu böyle, bu şöyle, şu şöyle, yok bunda şu var, bu var. Hem servislerin kafasını ağrıtıyor, hem piyasadaki ustalara böyle akla hayale gelmedik arızalardan bahsediyor. Yani olmadık arızalar, yani arıza olmayan şeyler arızaymış gibi falan. Yani bir ürünü aldın, aldın, o ürünü aldığın gibi kabulleneceksin. Sıfır motor almış, yok şöyle, yok böyle, yok gidonda bilmem şu var, yok bilmem ne tokatlama soru ya. Ellerin içinde işte gidiyorsun, en ufak bir şey yok. Ben elimi şuradan çıkarırsam motor sapıtır tabii avudumun gazı. Mecbur sapıtacak. Fizik kurallarına aykırı çünkü. Yani iki teker üstünde gidiyorsun, cambazlık yapmıyoruz. Şimdi pistlerde falan hani görüyorsunuz ya, toprak falan tek teker yapıyor, yarış falan kazanıyor. Sen onunla bir olabilir miyim? Evet, çocukluktan yetişmiş. Agrobasi uzmanı babası zaten, rahmetli, toprağı bol olsun. Yani sen orada gördüklerini yolda uygulayamazsın. Bir sürü evreden geçmen lazım. Bir de öyle bir kural yok yani. Motorla teker yap, bilmem ne yap, öyle bir şey yok yani. Olmayan şeyi bindiğin motorda elini bırakınca düz gitsin, şu olsun, bu olsun yapamazsın. Normal kullanacağız. Normal kullanımda şu an bak PCX'e biniyoruz. Ne gidonda koşlama var, ne tokatlama var, ne sallama var, ne bir şey var. Burada elimi ben bırakıp sigara yakarsam iki teker üstünde giderken gidon böyle böyle oynar. Yani mecbur oynayacak. Oynamazsa zaten kurallara aykırı olur. Ondan dolayı arkadaşlar, yani motorlarda enteresan arızaları böyle çıkarmaya çalışan veya arıza olmayan şeyleri arıza gibi yansıtan yüzlerce, binlerce böyle yeni motor alan kişiler var. Bunlarla da ayrı bir mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Yani bir soru soruyor, cevap veriyoruz, test geliyor, işine geliyor. O yönden artık insanları kendi haline bırakır hale geliyor arkadaşlar. Kim ne alırsa alsın, umurumuzda bile değil aslında. Niye biliyor musunuz? Para sizin, mal sizin. Alın, alın, tecrübeyi aldıktan sonra kazanın diyor. Yani bir tecrübe kolay kazanılmıyor. Kenan kardeşimizin dediği gibi, bir önceki videoda atmıştım. En iyi motorcu yaşlı motor diyor. Niye? Tecrübe. Yani bu zamana kadar ayakta kalabildiysek diyor, hala motora biniyorsak diyor, en iyi motorcu biziz diyor. Doğru söylüyor.
ayrı bir mesele arkadaşlar. Ondan dolayı diyorum ki dikkat edeceğiz. Trafikte çok enteresan, ilginç araçlar türedi. Herkes farklı farklı araçlara biniyor. Motorlarda da farklı farklı motorlar türedi. Tabi zamanla her şeyi öğreniyoruz ama bayağı bir zaman geçmesi lazım. Bu kadar hızlı gidiyoruz. Frenimize güveniyoruz diyebiliriz. Niye? Bastım mı zamp diye duruyor arkadaşlar. Bastım mı zamp diye durunca haline şöyle bir balans, şöyle bir tür balans. Evet. Ha iyi gidiyor arkadaşlar. Evet, sanayiler hep enkaz dolu, enkaz araçlarla dolu arkadaşlar. İskitler bölgesindeyiz arkadaşlar. Buralarda yıllar önce 93 ile 2000'li yıllar arası arkadaşlar burada eza deposu vardı. Şu büyük binanın olduğu yerde acil taş dağıtım işini başlatmıştık Türkiye'de bir ilk olarak. Motokuryelere yani ilk böyle ilaç dağıtım işi yapımda kinetiksler vardı. Bakmayın şu an sağda solda iyi yapan motorcuların çoğu Honda Kinetics'lere binmiştir. Bunlar da eğitim almıştır. Biz de onların tamir bakımını yapıyorduk. Eza deposuna kademe kurmuştum. Ve bu kademede şirket bünyesindeki bütün motorların tamir bakım onarımını yapıyordum. Kuryeler sağda solda arazi olmayı seviyordu. Yok lastiğim patladı ayağa, yok motor arıza yaptı ayağa. İşi aksatıyorlardı. Ben de yedek motor bulunduruyordum. Tak anında olay yerine gidip yedek motoru bırakıyordum. Öbür motoruyla orada tamirini yapıp geri geliyordum. O zaman telsiz vardı elimizde. Böyle Motorola'nın telsizleri vardı herkeste. İletişim yoktu. Yani çağrı cihazları falan vardı. Aşırı pahalıydı. Cep telefonu kesinlikle yoktu o dönemde. İlk Motorola'nın kartuşlu telefonları çıkmıştı. İlk alanlardan biri de benim yani. Kocaman kredi kartı gibi kartı takılıyordu falan. O dönem millet cep telefonunu bağrına madalya gibi asıyordu. Ülkenin en zengin adamı rolüne giriyordu. Bir Nokia'nın falan bir telefonu vardı. Hatırlayanlar hatırlar. Bu ara bende çağrı cihazı vardı mesela o zaman. O çağrı cihazlarıyla haberleşiliyordu ama telsiz aldıydık depoya. Genel merkezi vardı. Telsizle birbirimize böyle anons çekiyordum. İşte neredesin, şu ilaç ne oldu, Ümrü'ye gitti mi, gitmedi mi falan. Yani bu sanayide o zaman çok ömrümüz geçti. Tornacılara olsun, şuraya buraya parçaydı, şuydu buydu. Yani kademede kendi bünyemizdeki motorların tamiratını yapıyorduk. Öylelikle başladık motor işine. Yani bakmayın şimdi çoğu bizi bilmez, tanımaz ama biz etiket yapmıyoruz. Ne diyorlar? Etikete gerek yok. Eskiler bizi iyi bilir. Sağ ol kardeşim. Bak görüyorum adam hemen kolay gelsin abi dedi. İyi. Biliyorlar, tanıyorlar. Yani şimdi bizim reklama da ihtiyacımız yok, etikete de ihtiyacımız yok ama yine de sosyal medyada Z kuşağı belki bizi bilmeyebilir. Tabi bu anılarımızı sohbetlerde, muhabbetlerde, canlı yayınlarda anlatıyoruz. Çok böyle güzel anılarımız var. Yani dinlemekle bitmeyecek anılarımız var. Bunları aslında bir kitap yapıp kitap çıkartmayı bile düşünüyorum yani, bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, geldik.